Merhaba Business Channel Türk izleyicileri. Bugün sizlere The Marmara Oteli'nden sesleniyoruz. Yanımızda Hayallerin Allah'a Emanet kitabının yazarı Sayın Nebi Yıldızlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben de bu kitabı bitirmiş bir okurunuz olarak tebrik ediyorum. Çok güzel bir kitaptı. Her sayfa ayrı ayrı, her bölüm ayrı ayrı. Bana yol gösterici şeyleri de oldu. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi efendim, bestseller kitabınızda çok sevildiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 50. baskıya gireceksiniz. 50.000. baskıya, çok özür diliyorum, gireceksiniz. Bu kadar sevilmenizin nedeni iyi bir yazar olduğunuz için bence değil. Neden? Sırrınız nedir? Ya ben aslında okuyucularımın gönlüne girmeyi başarmış bir insanım. Güvenlerini kazanmış bir insanım. Benim bir yazımı okuduklarında bu Nebi Yıldız'a aitse Nebi Yıldız doğru söylüyordur diyecek seviyelere geldik artık. Bunda da ben güzel kelimeleri bir araya toplayıp güzel bir yazı yazmaktan ziyade doğru kelimeleri bir araya toplayıp doğru yazı yazma derdindeyim. Bunu da okurlarıma kabul ettirdim. Bu yüzden daha samimi geliyor onlara. Ve tabii okuduktan sonra da bakış açılarının değiştiğini, hayata daha diri ve daha pozitif baktıklarını gördüm. Tabii bunların neticesinde de daha çok ciddiye almaya başladılar beni ve daha çok sevmeye başladılar. Aslında yani ben de sizinle kitabınızla tanıştım. Sayfanızı zaten takip ediyordum, yazılarınızı. Allah Allah diyorum, ne kadar güzel yazıyor, ne kadar güzel yazıyor. Bir baktım kitabınız var. Çok yüreğe dokundunuz, çok da insana yol gösterdiniz. Ben de çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sevilmek tabii ki, sevilmek ve güven günümüzde en önemli değerler. Her geçen gün seveniniz daha fazla artıyor, onu da biliyorum tabii. Peki en önemlisi şunu sormak istiyorum, direkt kitaba gireceğim tabii. Biz kadınları nasıl bu kadar iyi tanıyorsunuz? Çünkü her yazdığınız şey doğru, ben bir kadın olarak okuduğum için söylüyorum. Nasıl bu kadar iyi tanıyorsunuz, nasıl bu kadar analizleriniz kuvvetli? Kadınları iyi tanıyorum çünkü ben iyi bir gözlemciyim. Kadınların neleri sevdiklerini, neleri sevmediklerini, nelerden hoşlandıklarını, nelerden hoşlanmadıklarını, kadınların neleri mutlu ettiğini, neleri üzdüklerini çok iyi gözlemleyebiliyorum. Bunları da çok iyi aktarabiliyorum okurlarıma. Bir de tabii kadına dair yaşanmış çok hikayeler dinledim. Çok iyi bir sürü şeyler gözlemledim. Bunları da tabii akıcı bir dille anlatmayı başardım. Bu yüzden sanırım kadınlar kendilerini daha iyi anlamaya başladılar yazılarından. Tabii kadınların kolay kaybettiklerini de gördüm ben açıkçası. Kolay inanıyorlar. Sizinle söyleşiye başlamadan evvel aşağıda güven olayını konuşmuştuk. Evet. Çok çabuk güveniyoruz değil mi? Yaptığımız büyük yanlışlardan biri. Çok çabuk güveniyorsunuz, evet. Bu aslında en büyük hatanız. Bir kalbe bağlanıyorsunuz ve çıkmıyoruz hiç. Ölene dek o kalpte kalacağınızı zannediyorsunuz. Gelecek planları yapıyorsunuz buna dair ve karşınızdaki insan bir gün gittiğinde siz bir yıkım yaşıyorsunuz ve enkaza dönüyorsunuz. Sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Doğru. Gibi bir şey oluyor. Aslında ben biraz da bunları engellemek için kadınları yazıyorum. Kadınları anlatmaya çalışıyorum. Etkili olduğunu da düşünüyorum. Yani biz kadınlar tabii ki sizlerle, erkeklerle gezegenlerimiz de farklı. Evet doğru, biz inanıyoruz, güveniyoruz, bir kalpte kalacağımıza inanıyoruz ama her seferinde hayallerimiz yıkılıyor. Peki ben şöyle bir soru sormak istiyorum sizlere. Biz Türk kadınları işte tek eşli, korumacı, annelikten başlıyor. Örf adetlerimiz, tarzlarımızı biliyorsunuz ki. Evet. Bu doğru mu, bu yanlış mı? Yani baktığınızda dışarıdan böyle bir kadın doğrudur. Hani şöyle söyleyebilirim. Şöyle söyleyebilirim. Aslında yanlış değil. Bir kadının anaç ve korumacı olması aslında mükemmelliğinden gelen bir şey. Kadın kusursuz yaratılmıştır. Bu özellikleri demek ki Allah bir kadına verdiyse onu taşıyabileceğine inandığı için. Doğru. Yani yoksa erkeğe de verebilirdi ama
kadını taşıdı. Yani ben kadınlar kusursuzdur. İlk kez valla çok teşekkür ediyorum. Değil kadınlar yani. Kusursuzdur diyebilen bir beyle tanıştım hayatımda ilk kez. Çok teşekkür ediyorum. Ben fanlarınızın sizi neden sevdiğini daha iyi anlıyorum. Çok daha iyi anlıyorum. Biz kadınlar aslında nerede yanlış yapıyoruz? Yani illa bir ilişki, bir evlilik. Yani farkındaysanız günümüzde tabii ki teknolojinin de nedeniyle sosyal medya kullanımı bilmem nesi. Biz nerede yanlış yapıyoruz? Güveniyoruz tamam. O hayat boyu devam edecek zannediyoruz. O da tamam, hepsi tamam. Fazla duygusalsınız diyebilirim. Karşınızdaki insanı kendiniz gibi zannediyorsunuz. Araştırmadan, kim olduğuna bakmadan hayatınızı alıyorsunuz. Tamam. İşte az önce söylediğimle yine paralel bir şey. Bu adam bir gün gittiğinde siz kaybetmiş oluyorsunuz zaten otomatikman. Bir de fazla merhametlisiniz diyebilirim. Bu da yaratılış gereği olacak. Sizde bir anne yüreği var. Evet, bunu çocuklar için kullanacağınız için bir anne yüreği var. Ama bazı kadınlarımız bunu adamlar için de, erkekler için de, sevdikleri için de kullanıyorlar. Öyle yaklaşıyorlar. Ve tabii bu da ne yaparsam yapayım, nasıl olsa affedileceğim hissi uyandırıyor karşı tarafta. Erkeklerde. Ve İpleri daha veriyoruz. Kolay, kesinlikle evet. Daha kolay hareket ediyor, daha özgür hareket ediyor. Siz de bunu artık kontrol edememeye başlıyorsunuz. Yavaş yavaş da kaybetmeye başlıyorsunuz mesela. Peki şimdi ipleri verme olayı o tabii farklı bir şey. Peki biz bunu nasıl, neyi törpülemeliyiz bu yaptıklarımızda? Ya, yani sonuçta bu bizim yaratılışımız. Neyi törpülemeliyiz? Neyi daha az yaparsak? Haddinden fazla lafını hayatınızdan çıkarmanız lazım. Sizde mesela haddinden fazla her şey. Çok seviyorsunuz, çok bağlanıyorsunuz, haddinden fazla ilgileniyorsunuz. Yani siz diyorsunuz ki sevin ama çok sevmeyin. Kararlı. Yani bizim kadınlar için biraz o tabii ki zor ama dediğiniz ya, doğru eden, her seferinde hayal kırıklığı biz kadınlarda. Hak eden insanları ayrı tutuyorum tabii. Hak edenler olur, onlar ayrı ama tanımadan önce çok sevmeyin, çok güvenmeyin. Benim bütün okurlarımla bahsettiğim aslında bu. Yani çok kelimesini hayatınızdan uzak tutun. Bu benim kitabımda da. Biliyorum. Bir insanı çok sevmeyin, çok güvenmeyin. Çok severseniz çok acı çekiyorsunuz işte. Sonunda çok acı çekiyorsunuz. Yani ben bunu gözlemlediğim için anlatmaya çalışıyorum kadınlara. Etkili olduğumu düşünüyorum. Daha da güzel olacağını düşünüyorum bundan sonra. Çünkü okudukça bana uyguluyoruz ve hayatımızda değişiklikler olmaya başladı diyen çok okurum var. Ha, tabii burada az önce de söyledim. Adam gibi adamlar da var. Ben onları tenzih ediyorum. Hani evet. Az da olsa varlar. Sevdiğine sahip çıkabilen. Tabii. Yani kişiliğinin hakkını verebilen insanları ayrı tutuyorum ben. Aslında ben burada kadını anlatırken de kendi cinsime bir ipucu vermiş oluyorum. Siz eğitim veriyorsunuz. Ben bir de bir duyum aldım. Sizi erkekler de bayağı arıyorlar, yazıyorlar kitapla evet. ilgili. Onlarla ilgili de bilmek istiyorum. Şimdi aslında ne duygusallığı... Ne için teşekkür mü ediyorlar, yanlış mı yapıyorsun diyorlar. Şöyle anlatayım. Aslında duygusallığın cinsiyeti yok. Doğru, haklısınız. Bunu kadın erkekliği ayıramayız. Kalp çünkü cinsiyetsizdir. Sevmeye meyledir. Bu erkekte de olabiliyor, kadında olabiliyor. Şöyle de bir gerçek var. Hani tamam ben kadınları anlatıyorum ama kadınların içinde de bazen maalesef çürük diyeceğim. Tabii. Çürük. Her insanda çürük. Çıkabiliyor, olabiliyor. Gerçekten çok iyi seven erkekler de yazıyorlar bana. Hocam kitabınızı aldım, beni ayakta tutan o işte kandırıldığım, kullanıldığım. Aynı aslında kadınlarla beraber. Aynı şikayetler. Aynı şikayetler birbirine çok yakın. Erkeklerde biraz daha şey oluyor, hani böyle yüzeysel oluyor. Kadınlar içsel olarak anlatıyorlar. Çünkü geleceğim de gitti diyorum adamına. Bir erkek bunu demiyor. Çünkü biz kör kütük tek bir adama bağlandığımız için, tek bir aşk yaşadığımız için tabii geleceğimiz kesinlikle. Aslında sonra bir anda bittiğinde hayallerimiz yıkılıyor. Aslında bizim için dünya bitiyor, her şey bitiyor, yaşam bitiyor. Kesinlikle. Dinlerim yani törpüleyebiliriz ama bizim... İnşallah. Ya aslında zamanı da iyi kullanması lazım. Ben az önce sorduğunuz soruya şunu da ekleyebilirim. Kadınlar neden kaybediyorlar? Bir de yaş takıntısı diye bir olumsuz davranışları var, düşünceleri var.
Yaşlarına çok takılıyor ve panik evet. yapıyorlar. Evet. Ve bu panik de onları hataya sevk ediyor. Acele etme hissi uyandırıyor içinde. Acele kararlar alıyorlar ve hayatlarını aldıkları insanları çok çabuk seçmek zorunda kalıyorlar. Yaşın ilerliyor. Ya tamam ama zaten adam olan için kadının her yaşı güzeldir. Bunun şimdi için bir ayrım yapmak hoş bir şey değil. Sizin gibi tabii düşünmüyor. Biz tabii kadınlar çok aynen. daha sizlerden daha çabuk çöküyoruz. İşte daha fazla yıpranıyoruz. Bedenen, fiziken. Biz biraz heyecanımız, telaşımız oluyor maalesef ki ama yaş olayı kadınlarda çok daha fazla kompleks. O aynen. da var. Buna takılmamak için ne yapmalıyız? Önce kendimizle barışmalıyız değil mi? Kesinlikle öncelikle. Ya. Tabii ki kendinizle barışık olacaksınız. Hayatla barışık olacaksınız. Bir kere, çünkü hayat size her sene yeni bir yaş hediye ediyor. Yani bu olgunlaşmak, ruhen olgunlaşmak, daha ciddi, daha yüze şey içsel kararlar alabilmenizi sağlıyor. Bu yüzden karşınızdaki insan da zaten kalbinize aşık olacağı için, yüreğinize, duygularınıza aşık olacağı için yaşınıza çok takılacağını ben düşünmüyorum. Takılıyorsa zaten bu işin içine menfaat çıkar ya da başka bir şeyler giriyor demek. Değil mi? Değil mi? Ya bunu buradan bile anlayabilirsiniz aslında. Ya kadının en güzel yaşı olduğu yaştır. Benim güzel. İçin öyle. Çok güzel söylediniz. Çok çok güzel söylediniz. Yani tebrik ediyorum. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Kelimeler ağzıma böyle düğümlendi. Kitabınızın bazı bölümlerinde inancını kaybetmiş insanlara vermiş olduğunuz inançlar da var. Ben sizin çok inançlı olduğunuzu biliyorum. Evet. Orada o ruhani boyutu, böyle bir yaşam koçluğu kitabı, ben bunu öyle söylüyorum. Bir hikaye var çünkü içinde. Nasıl bunları birbirine entegre edebildiniz? Nasıl başardınız? Bu inanç, önce şey mi diyorsunuz? Yani önce ruhani inanç, ondan sonra size mutluluğu getirir. Doğru mu algıladım? Kesinlikle. Bazı şeylerde kaderci mi olmak gerekiyor? Kaderci, yani tabii ki insanın kaderi insanın kendine bağlıdır zaten. Ondan istesen de kurtulamazsın. O yüzden mecbursun sahiplenmeye. Bakın zorundasın bunu yapmaya. Yoksa kaderini sevmezsen kaderinin seni nasıl sevmesini bekleyebilirsin ki? Yani Allah'a inanmazsan, Allah'a güvenmezsen Allah'tan nasıl bir karşılık bekleyebilirsin ki? Ya bizim aslında inancımızı falan yitirmiş değiliz. Yani sadece sonuca odaklı yaşıyoruz. Mesela ben okurlarımdan gelen mesajlardan yine örnek vereyim size. Bana şöyle mesajlar geliyor. Ben işte sevdim, kullanıldım, terk edildim. Allah'a inancım zayıfladı diyen insanlar. İyi de Allah demedi ki o adama git bunun canını yak, kullan, kandır, sonra terk et git. Allah böyle bir şey demez ki. Yani siz burada bu adama kızmanız gerekirken bunu yaratıcıya mal ediyorsunuz. Bu çok büyük bir yanlış. Ben işte aslında bunlardan doğru bahsediyorum. Doğru i̇şte söylüyorsunuz. İşte bazı insanlarda dualarına karşılık alamadıklarını düşünüyorum. Çok sabırsız davranıyorum. Yani dualarınıza, ben de tam olarak burada işte aslında yani Allah'ın insanları unutmadığını, mutlaka hakkıyla sabredebilirlerse dualarını karşılıklarını mutlaka alacaklarını anlatmaya çalışıyorum insanlara. Bir nevi bu kitap hikayesi de bu aslında. Bunu mu ben orada şimdi tam bölümü hatırlayamadım. Kalbinizden dua edin diyorsunuz. Öyle bir şey söylüyorsunuz. Tamam. Bir de diyorsunuz ki nedeni vardır. Mesela biz toplum olarak demeyeyim, biz insanlar, bireyler her şerde hayır aramıyoruz. Evet, değil mi? Aynen. Yani siz onu yazmışsınız. Orada yine bir şeye entegre etmişsiniz şimdi, kitabınızda. Şimdi diyelim ki bir insan birini sevmiş olsun. Yani çok sevmiş de olsa bu insan da eğer hayırsızsa ve bu bir gün ortaya çıkmışsa aslında burada seven insanın Allah'a teşekkür etmesi lazım ki bunu ona gösterdiği için. Biz tam tersini yapıp isyan ediyoruz. İsyan etmek evet. aslında biraz da kolaya kaçmak. Yani biz kolaya kaçmayı seven bir insanlar olduk aslında. Yani biraz da eleştiri yapıyoruz hepimiz için. Yeni jenerasyon 2019 Türkiye'si, 2019 insanları artık bu hale geldik. Acaba maalesef. Teknolojiden mi sizce bu? Yani, bu kadar tahammülsüzlük. Tabii teknoloji biraz da mücadeleyi düşürdü. Değil mi? Kısıtladı. Çok fazla rant var, çok fazla şey var, rakip var. Çok fazla alternatif var. Niye uğraşayım diyor. Tabii yani, tabii. Klavye aşkı galiba. Doğru mu söyledim? Evet. Siz beni düzelt. Sanal aşklar. Sanal aşklar tabii. Sanal aşklar. Sanal aşklar.
Ya işte insanlar kolay kaçmayı seviyorlar dedim ya. Bir de şöyle bir şey var. Yani sanal aşklarla ilgili de ben bazen oturup incelemeler yaptım. Şöyle sonuçlar çıkardım ortaya. İnsanların eksik gördüğü en önemli şey ilgi. İlgi eksikliği çekiyoruz biz insanlar olarak. Bazı zayıf insanlar bunları sosyal medyadan tamamlayabileceğini düşünüyorlar. Aslında çok 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 yanlış ve çirkin bir şey. Yani bir karşı cinsinden mesaj alıp işte çok güzelsiniz, çok yakışıklısınız, aman ne hoşsunuz, aman ne güzelsiniz deyip sanki o içindeki eksikliği giderebileceğini zannediyor. Ama maalesef çok büyük bir yanlışın içine düşüyor. Çünkü karşısındaki insan da profesyonel, sahte bir profil. İşi öğrenmiş, kandırabiliyor, kullanabiliyor. Daha sonra tabii insanlar yaralanıyorlar. Kalpleri kırılıyor. Bir de işin ilginç tarafı aşka suçu atıyorlar. Ya kendimizi suçlamak yerine hep dikkat ederseniz onu suçluyorlar, bunu suçluyorlar. Aşkın bir suçu yok. Tanrı'yı suçluyorlar, yani aşkı suçluyorlar. Aşkın suçu olamaz ki. Aşk hep aynı noktada duruyor. Hep biz gidiyoruz ya da biz çıkıyoruz içinden. Yani suçlamamız gereken insanlar. Aşk değil. Aşkı kirleten insanlar. Aşk kendi kendini kirletemez ki. Nasıl kirletir? O zaten içsel bir yolculuk. Orada duruyor. Biz o yolda ilerliyoruz. Ya kimi kirleterek ilerliyor, kimi temizleyerek ilerliyor. Ya o aşkın suçu, insanlar aşktan soğudum diyorlar ya, hayır, aşktan soğudum demiyor. İnsanlardan soğudum diyor. Bu tip insanlardan soğudum demeleri lazım aslında. Hani aşktan soğumak diye bir şey olmaz. Çünkü bugün sevdiğinizi unutabilirsiniz, yarın öbür gün. Bambaşka birinin hayatınızda var. Yani ben çok tabii, imkansız insanlara da yardım ettim. Bilmiyorum bunu anlatmalı mıyım ama. Yani çok seviniriz yani isim vermeden okuyucularınız. Hani, çok memnun oluruz okuyucularımızla. Çok mesajlar yani, aldığım doğrudur. Hani intihar edeceğim diyen insanlar oldu. Siz benim son şansım. Yani aşk acısı mı Nebi Bey? Tek neden bu, aşk mı? Yani? Aşk ve kandırılmak. Hani aşk aptal yerine konmak mesela aşk, kullanılmak diye. Çok kötü. Hani mesela aşk acısı bana göre çok fazla kötü değil. Aptal yerine konmak daha kötü. Maalesef. Onun vermiş olduğu maalesef, hissiyat çok maalesef, daha kötü. Zaten unutamamalarının en temel nedenlerinden biri de onu kabullenemem. Değil mi? İnsan gururunu, onurunu yediremiyor tabii ki. Yani öncelikli olarak kabul etmek lazım. Ama biz başaramıyoruz maalesef. Hani dedim ya çabuk bağlı. Ya bir de Türk insanı, biz hepimiz mangal yürekli insanız. Öyleyiz. Çok evet, seviyoruz. Evet. Her şeye aşırı ilgimiz var. Çok seviyoruz ya da hiç sevmiyoruz. O ortamız yok. Yok, evet. Yok. Aşırı uçlarda yaşıyoruz doğru, aslında. Bu da ya çok üzülmemize ya da çok katı davranmamıza neden oluyor. Ortasını tutturamıyoruz ama işte inşallah ben inanıyorum. Benim inancım tam. Bir gün bu ülkede daha güzel şeyler olacak. Kalbi duygulardan bahsediyorum. Manevi duygulardan bahsediyorum. Benim gibi birçok arkadaşım var, yazar arkadaşım. Onlar da var. Onlar da yazıyorlar. Anlatmaya çalışıyorlar. Ve tabii bu arada ülkemizdeki okuma oranları da çok yükseldi. Bu sosyal medyanın avantajları da var aslında. Hep dezavantaj yok. Sosyal medya okuma düzeyini yükseltti mi sizce? Kitap okuma düzeyini yükseltti. Kitap okuma düzeyini yükseltti. Çünkü işte ben ve benim gibi sosyal medyada parlamış yazarlar, belli bir takipçi kitlesine sahip yazarlar, birçok insanı kitaplarla buluşturdu. Şimdi bir nevi kendi reklamımızı yapıyoruz. Doğru. Kendi sayfalarımızda. Benim kitabım 50 bine ulaştı. Mesela belki sosyal medya olmasaydı bu kadar ilerlemeyebilirdi. Belki ilerlerdi ama bu kadar hızlı ilerlemeyebilirdi. Yani sosyal medyada ulaşım adetlerimiz çok daha fazla günümüzde. Ulaşım yani kişiye ulaşım adetlerimiz tabii, tabii, çok çok daha fazla. Kesinlikle. Yani herkes bir şekilde sosyal medyayı kullanıyor. Ama baktığınızda bu analitiklerde mesela biz sosyal medya kullanımında Facebook, işte Instagram falan birinci sıralardayız. Ama Google arama motorlarında bir şey ara falan filan ne bileyim şey, birinci savaşı ara bilmem ne ara genel kültür çok diplerdeyiz. Evet. Benim de bildiğim sosyal medya kullanıcılarının kitap okuma seviyesinin çok düştüğünü biliyorum ben de rakamlarda. Aslında, sosyal medyaya bakmaktan artık yani hayatları olmuş. Kitap okuyamayan bir kesim biliyorum ya şey ama. Şey de var, bana şöyle mesaj da geliyor. Mesela diyor ki kitabınızı almadım, gerek yok diyor. Neden diyorum? Bütün sayfaları okuyorum. Zaten okuyorum diyor yazıları. Allah'ım yarabbim. Maalesef.
Tabii biz herkesin görüşüne saygı duymak öncelikli olarak. Tabii. Bu benim ilkem, prensibim. Yoksa ben insanlara nasıl doğruları anlatabilirim? Önce onu anlamam lazım. Doğru. Yoksa doğru. Anlatamam. Mümkün değil. Doğru. Ama okuma, kitap anlamında bir yükseliş var. Geçen seneye göre bu sene daha iyi. Sosyal medya üzerinde. Bir dahaki sene beklentiler daha da yüksek. Daha da bu yükseldi. Sizin tabii ki şeyiniz, kritik. Evet Nebi Bey, yani diyorsunuz ki ben sayfaları paylaşa paylaşa insanlar kitabı merak etti ve böyle ciddi bir okur ve hayran kitlesi elde ettiniz. Evet, kesinlikle. Sosyal medya artık bir mafya mı oldu sizce? Resmen bir güç, bir yönetim şekli. Sosyal medya, yani aslında insanlar sosyal medya kölesi olma yolunda ilerliyor. Doğru. Yani ben bunu da görüyorum. Bu istemsiz bir şekilde, yani kontrol edemiyoruz artık bunu. Sürekli Instagram, Facebook, Twitter, artık televizyon tarihe karışmaya göre tamamen ve tamamen internet üzerinde dönmeye başladı. Minik hatta akıllı telefonlarımızın içinde. Şimdi her şey. Ben bakıyorum, çık 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 ellerini. İnanır mısınız, Türkçeyi doğru düzgün konuşamıyorlar. Klavyelerini biliyorsunuz zaten, yeni ve onlar değil, geliştirmiş etmiş. Evet. Biz o zaman sizin gibi değerli yazarlarımız, hocalarımızın burada vermesi gereken mesaj sürekli kitabın sayfalarıyla, madem size kitaba sempati duyuyorlar, o zaman diğer yazarlarımıza da bunları tavsiye edelim, değil mi? Tabii ki, tabii yani. Ki, kesinlikle. Yani aslında sadece yazarlarla da herkesin... Ebeveyn, anneler, babalar, üzerine düşen bir görev var. Öğretmen. Şimdi çocuklukta başlıyorsa madem her şey, çocuklukta insanın karakteri oturmaya başlıyorsa, öncelikli olarak annelere düşüyor. Yani yine kadın. Nasıl az önceki konudaki gibi. Her şeyi kadına yapıyoruz ya, bunu da kadına yapıyor işte. İşte anne çocuğu eğitecek, başta temel eğitim. Daha sonra tabii arkadaş ortamları çok önemli bir insan. Daha sonra gençliğin verdiği bazı hatalar oluyor. Onlardan biraz uzak durmak lazım. Yine yetişkin halde yapıyor onları. Maalesef. Şimdikiler çok daha fazla fevriler. Çok daha fazla tüketiyorlar. Çok daha fazla harcıyorlar. Yani. Aslında şu da var, işin bir gerçeği. Yaşayarak öğrenmek de güzel. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım. Öğretmenler ne kadar anlatırsa anlatsın. Bir insan yaşamadan anlayamıyor. Bu aşkta da böyle. İşte de böyle, hayatta da böyle. Öncelikli olarak bir şeyi görmeniz lazım. Yani örnek vereyim ben size. Bir ateşi düşünün. Ben size ne kadar bu ateş yakar dersem diyeyim, siz ona dokunmadan bunu anlayamazsınız. Önce yaşamanız lazım. Bu görecek, canı acıyacak. Tecrübe edemeyeceksiniz ki, bundan uzak duracaksınız. Ya da tecrübe edinemeyeceksiniz, daha çok üstüne gidecek. İki artık tamamen insanın kendiyle alakalı bir durumu. O oraya müdahale edemiyoruz işte. Ne yaparsak yapalım. Aşkta da mesela aynısı geçerli. Bir insanı önce bir tanı diyoruz. Kim olduğunu öğren, araştır diyoruz. Hemen güvenme diyoruz ama benim kendi mesela kuzenim eşiyle üçüncü gün evlen. Tanıştılar. Çok erken. Üçüncü gün evlilik kararı aldılar. İşte bir hafta 10 gün sonra düğünler oldu. Evlilik kararını üçüncü gün aldı. Ama maalesef kısa sürede evlilik. Daha sonra boşandılar. Ya çünkü birbirlerini tanımıyorlar. O ateşe, o havaya, o böyle ambiyansı bir anda kapılıyorsun, gidiyorsun. Ya bırakayım, yaşayayım diyorsun. Evet. Bunu benim de arkadaşlarımda yapanlar, bu hatayı yapanlar var. Dediğim yani alaylarla karşılaştırırsın. Hiç olmazsa ayrılma dönemi. Kaliteli, seviyeli geçsin. Ya ben şunu söyleyebilirim. Biriyle mutlu yaşamaktansa yalnız yaşamak daha asil, daha temiz. Doğru söylüyorsun. Hayatınızın sonuna kadar yalnız kalsanız size hiç kimse zarar veremez. Ama biriyle mutlu yaşamaya devam ettiğiniz sürece hep zarar görecek. Bu yüzden aceleci olmaya gerek yok. Hiçbir alanda olmadığı gibi bu alanda da acele etmeye gerek. Yani önce biraz da egoist olmak gerekiyor değil mi? Biraz da aslında onu da mesela ben de son işte bir iki yıldır %10 da olsa biraz ya daha kendim odaklı yaşamaya çalışıyorum. Çok uğraşıyorum, çok emek veriyorum. Kitabınızda benim
daha böyle ruhani boyutlarıma inen mesajlar da oldu. Onları da birbirine böyle bir entegre ettim. Bakıyorum ben daha iyiyim. Daha rahat uyuyorum. Daha güzel uyanıyorum. Yani şimdi günümüzde tabii ki ilişkiler cinsellik üzerine. Hatta sizin burada bir şeyiniz var. Onu bir okumak istiyorum. Bölümünüz. İlla ki cinsellik için mi gelmeli? Hastalığına gelin, derdine gelin, özlemine gelin. Tene dokunmak şart mı? Gözlerini sevin, saçlarını sevin, ruhunu sevin. Çok efsane bir sayfa. Evet. Evet. Maalesef günümüzdeki aşklar, kitabımda da var bu, ayrıyeten şu anda anlatacağım. Günümüzdeki aşklar tamamen tene odaklı. Kalp ikinci planda, belki hatta üçüncü, dördüncü plan. Görsellik. Yani görsellik çok önemli değil ya. Yani bir insan, eskili insanlar, yılda bir gördüğü insanlarla aşk yaşamışlar, mutlu olmuşlar. Bugün en azından teknoloji her yere gitmeye müsait. Maalesef. Ama biz yine de bunu kendi avantajımıza kullanamıyoruz. Yani sevdiğin insanı sürekli görebilirsin, yani bundan daha güzel ne olabilir? Ama işte işin içine maalesef ki nefs giriyor. Nefsin girdiği yer, nefs zehirli bir ot gibidir. Güle bile koysanız soldurur. Nereye ekerseniz ekin etrafını yok eder. O yüzden nefsini öldüremezsen sevdiğine karşı aşkı öldürmek zorunda kalırsın. Biri ölmek zorunda. Ya aşk ya nefs. Aşk gözüyle bakarsın ya. Bir de işte bu gözle, bu gözü kapamalı. Tabii ki olacak bir ilişki yaşanıyor, evlilik yaşanıyor bilmem ne. Bu kadar çabuk tüketimin nedeni de yine teknolojiye bağlıyorum ben. Çok güzel söylediniz ama. Nefsi biraz otokontrol. Öldürmek aslında. Tamamen öldürmek. Yani sevdiğine karşı. Yani nefissiz de yaşayamazsın. Ama benim çok güzel bir lafım var. İnsan sevdiğini bilmem çıplak hayal edemezler. Bu mümkün değil. Ben sizin laf söylediğinizden bayılıyorum. Gerçekten, hayranım. Yani bu böyledir ama. Çok gerçekten değerli, çok ulvi bir laf söylediniz. Şunu da söyleyebilirim. Aşktan lezzet almak istiyorsanız çıplak hayal etmeyeceksiniz. Etmeyeceksiniz. Çünkü bir kalbi sevmek ömür boyu tad almaktır. Bedeni sevmek sadece 10 dakika. Böyle diyebilirim. Yani ben içimden şu an beyler duyun, izleyin diye böyle içimden bir toşaya geçiriyorum. Nefes alıyorum. Yani burada cinsiyet ayrımı yapmam. Ya ben daha çok bir kadın tabii, olarak tabii ben kadın olabilir, tarafı olabilir olarak doğru söylüyorsunuz ama bakınca ben böyle. Ben yaptığım zaman bana kızıyor. Erkekler evet. Ama şöyle bir şey, beni utandırdılar. Bunu da bir öz eleştiri olarak kendime söyleyeceğim. Utandırdılardan kastım şu. Çok erkek takipçim, çok erkek okurum kitabımı almış benim. Hepsine teşekkür ediyorum. Ben kadınları övmüyorum aslında. Siz doğru olan ben şeyi doğruyu gösteriyorsunuz. Evet, doğru yolu gösteriyorsunuz. Aslında az önce de söyledim. Hani benim tavsiyelerime uyarlarsa daha güzel bir ilişki yaşayabilirler. Bayanlarla, kadınlarla. Aslında o gözle bakmaları. Ben sanki düşman onları karalıyormuşum gibi asla hissedenler var. Asla. Aslında öyle değil. O yüzden ona da dikkat etmelerini isterim. Bir de gerçekten teşekkür ediyorum verdikleri destek için. O yüzden artık zaten erkeklerle ilgili de yazılar yazmaya karar verdim. Onları da bundan sonra sayfamda sıklıkla kullanacağım. Ama erkekle ilgili konu var. Çünkü neden Nebi Bey? Dünya kadınlar üzerine kurulu. Kadınların üzerine çok anlam yüklenmiş. Erkek de o kadar ve anlam kadınlar yok üzerine de kurulu. Evet doğru. Yok, siz %10'luk bir poşetiniz var. Sizin için yapılan ne bileyim kaç tane ayakkabı modeli var. Atıyorum. Ne bileyim. Her şey biz kadınlar için baktığımızda. Evet. Gerçekten. Valla ben çok isterim. Erkekler de biraz beyler de geliştirir kendini. Tabii ki herkes kötü demiyorum. Biraz gelişime de yol gösterilmeye de ihtiyacımız var. Hem erkekler hem beyler olarak. Yeni kitap yazacak mısınız bu arada? Yeni bir kitap var mı? Yeni kitabıma başladım. Ciddi misiniz? Evet. Konuşmuştuk onu ama hani başlayacağım falan gibi ya, bir şey demiştiniz. Yazıyorum. Öyle sanıyorum ki bir aksilik olmazsa yıl sonuna doğru, 2019'un son Ekim olur, Kasım olur. Mart'tayız zaten. O çok az kalmış. Yine konumuz yakın olacak. Konseptimiz bu mudur? Konsept aynı olacak. Şöyle daha bir motivasyon olacak.
daha bir maneviyatla harmanlanmış olacak. Şimdi benim ilk kitabım illaki ister istemez acemiliklerim olmuştur. Tabii bu biraz daha kaliteli olacağını söyleyebilirim ikinci kitabımın. Bu da çok kaliteli, rica ederim. Maneviyat da var içinde. Hani yine olacak. Daha fazla mı olacak orada maneviyat? Bu sefer evet, daha fazla düşünüyorum çünkü ya insanların gerçekten maneviyatla ben barışmasını sağlamak istiyorum biraz da. Sizin ben çok inançlı olduğunuzu da biliyorum. Evet. Orada insanları kasmadan, germeden, biliyorsunuz bu arada dünyada yapılan, Türkiye için söylemeyeyim, orada çok konular dağılır. Din ticareti, inanç ticareti maalesef. İnancımızla yargılanıyor. Evet. Biz Allah artık Tanrı'ya şükretmek, tefekkür etmek, bunları hepsini unuttuk. Şükretmiyoruz. Nasıl anlatayım? Artık herkes... Şükretmediğimiz için zaten hiçbir şeye sahip değiliz artık. Manevi boyut. Ya da sahipsek ondan onun değerini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Anlatabildim mi? Tabii sahibiz ama değerini bilmiyoruz. Biz hani bir insan bir şey elde ettiği zaman ben yaptım. Evet. Der. Kaybettiği zaman Allah kaybetti. Tamam. Bu da çok tehlikeli aslında. Hayır, onu sana Allah kaybettiyse o zaman bunu da Allah'ın sana nasip ettiğini düşünmen lazım. Olumluyla. Neden olumsuzu Allah'a mal ediyorsun ve olumluyu kendine... O kolay yol herhalde. Kolay demin de yol dediğiniz işte. Gibi aynen katılıyorum. Yani işine öyle geliyor artık insan. Evet. Bir de maalesef gençlerimiz de artık eskisi kadar maneviyata önem vermiyorlar. Evet, maalesef. Evet, maneviyat doğru, biraz geri planda kalmaya başladı. Ben de buna çok üzülüyorum açıkçası. Doğru, haklısınız. Hani rehber olarak görebileceğimiz bir dinimiz var ama biz rehber olarak kendimizi sosyal medyaya aldık. Şimdi şu var, yine demin dediğim gibi hani din ticareti, bizim dinimiz hoşgörü dinidir, sevgi evet. dinidir. Yani Çin'den güzel empoze eden kişilerden okumadığımız için ya da söylemler duymadığımız için maalesef ki inanç bu hale geldi. Deizm de biliyorsunuz tavan yaptı maalesef ki. Gerçekten toplumun buna da ihtiyacı var. Yaşar Nuri hocamız vardı, Yaşar Nuri Öztekin, İslamiyet'i sevdirdi. Evet. Türkiye'de İslamiyet'i yani dinimizi sevdiren, nasıl söyleyeyim, Aydın Grup'a da, Aydın Grup yani tamam inançlılar, Allah'a inanıyorlar bilmem ne, İslamiyet'i sevdirdi. Dinin, bizim dinimizin... Aslında zaten içlerinde olan bazı duyguları dışarıya yansıtmalarını sağladı diyebilirim. Aynen, aynen. Gerçekten aynen, var, herkesin aynen. içinde var. Bu inanç... İnancı çıkarmak gerekiyor. İnanç bütün insanlar, Allah'a inanmayan insanların da içinde vardır ama o onu bulamaz. Mesela Allah'a, benim arkadaşlarım var, işte bu deizm var. Şeye inanıyorum ama hani o mu? Çünkü bilmiyor. Çünkü bir bilgisi yok. Çünkü hep yanlış yönlendirilmiş. Allah'tan hep korkutulmuş. Şimdi sonuçta mesela ben de Allah'a aşığım, çok seviyorum. Allah'tan ben niye korkayım? Seviyorum. Yanlış yapmıyorum ki korkayım. Yeah. Anlatabildim. Hep bu neden din istismarı bu maalesef ki. Bu da çok ağır bir konu tabii kitabımızın ya, tabii dışında. Allah'ı severek ilerlemek var. Maneviyat için çok doğru bir şey. Siz kendi kendinize düşündüğünüzde Allah'ı seviyorsunuz. Ama biri size anlattığında Allah'tan korkmaya başlıyor. Tabii. O yüzden öncelikli olarak kendiniz araştırın. Tabii kendin okuyacaksın. Biz hep kulaktan duyma laflarla hareket İnternette çek Hazreti. Google'dan çek ediyor. Bakıyor doğru mu doğru mu. Oku bakalım. Tamam Arapça ile bizim Türkçe farklı okey. Hiç olmazsa Türkçe bir şeyin olsun, bir bilgin olsun, hiç olmazsa fikrin olsun. Tabii, tabii. En azından tamam doğru çevrilmedi etmedi ama tabii ki yalan yanlış bir şey yok orada. Araştırmıyoruz, okumuyoruz. Bence bütün dinleri okumamız gerekiyor. Tevrat'ı, İncil'i ki bir anlayalım tabii, tabii, dinimiz tabii. nasıl. Ya bu zaten bizim ilk emrimiz oku. Tabii. Dine gelen ilk emir oku. Tabii ki, tabii ki. Biz ilk bununla mükellef. Bu Allah-u Teala oku demiş ama sadece Kur'an-ı Kerim oku dememiş ki. Her bir şey okuyoruz, her bir şey öğreniyoruz. İlim öğrenmek kadar güzel bir şey yok. Tabii. İlim genel anlamda. Matematik, fen, biyoloji, kimya, belki sanat dergisi de dahil olmak üzere. Tabii ki. Her şeyden bir şeyler öğrenmek lazım. Kendini bu kadar, şekilde geliştirebiliriz. Tabii ki günümüze kadar böyle tabii değişe değişe geldi. Dediğim gibi istismara uğraya geldi. Maalesef. Bence manevi açıdan mesajlar vereceksiniz. Toplumun ve gençlerimizin çok çok ihtiyacı var. Hepimizin ihtiyacı var. Çok güzel bir konuya değinmişsiniz. Dilerim
bundan daha başarılı olur. İnşallah. Bu arada 5. baskımızı yaptık. 50 bin adetti. 50 bin adet. 6. baskıyı görecek mi herhalde? 6. baskı öyle sanıyorum ki bir hafta 10 gün içinde gireriz. Yine gireceksiniz tabii. Gireriz. Çok güzel. Hala yoğun bir talep var. Aynen, aynen. Evet efendim, kitabı tekrar göstermek istiyorum. Bir seferde okumaya kıyamadığım bir kitap. Tavsiye ediyorum. Okumayanlar muhakkak alıyoruz. Nice 50 bin lira diyorum o zaman. İkinci kitabınız da tekrar tekrar hayırlı olsun. Ben zaten takipteyim, kontaktayız. Dilerim ikinci kitabınızın röportajını da yaparız. İnşallah. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum beni kırmadığınız için. Çok mersi. Efendim bugün Sayın Nebiye Yıldız'la beraberdik. The Marmara Oteli'nden, Taksim'den sizlere seslendik. Tekrar görüşmek üzere.